Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Tüpraş'ın teknik analizine bakacağız. Tüpraş'ta hem majör planda yapmış olduğumuz bir kanal çalışmamız vardı, hem de minör zaman diliminde, yani kısa zamanda yapmış olduğumuz teknik görüntümüz vardı. Şimdi aylık görüntülere gelelim. Kısa vadeli görüntüleri kaldırıyorum arkadaşlar. Aylık görüntülere gelelim ve orada önce uzaktan bir ekrana bakalım. Ondan sonra kısa vadeyi birlikte değerlendirmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar bakın, Tüpraş'ta aylık görüntüleri açtık. Buradaki görüntümüz 2000 yılından gelen majör planda Tüpraş'ın yapmış olduğu bir yükselen trend. Bakın kanal alt bandında, kanal alt bandı ve üst bandı şeklinde giden bir Tüpraş hissesi var. Sonrasında fiyatlar 2022 yılının Kasım ayında kanalın üst bandını yukarı yönlü aşıyor. Yani kanal çalışmasına göre 22 yıl sonra kanalın üst bandı yukarı yönlü aşılıyor. Sert bir yükseliş oluyor. Her zaman ne söylüyorum? Önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü aşılıyorsa sonradan bir retest hareketi gelmesi beklenir diyor. Bakın fiyatlar 2023 yılının Ocak ayında 91 TL civarlarını görüyor ve sonrasında aylık mumlara bakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında aşağı doğru düşüşle birlikte 2023 yılının Mayıs ayında da kanalın alt bandı retest ediliyor. Yani 22 yıllık, 23 yıllık trendin direnç bölgesi aşılıyor. Destek olarak çalıştırılıyor. Yeni kanal içerisine girmeyle birlikte ilk hedefimiz kanal orta bandı. Kanal orta bandında konsolidasyon bittikten sonra da hedef kanal üst bandı olarak karşımıza geliyor. Bakın kanal orta bandını da aşmayla birlikte 2023'ün Ağustos ayında yukarı yönlü aşılıyor. Ekim ayında da retestler yapıldığını görüyoruz. Yani önemli bir direnç bölgesi burada aşılmış. Normal şartlarda aylık görüntülere baktığımızda Tüpraş'ta düşüşler alım fırsatıdır. Konsolidasyon yaptığı görüyoruz ve fiyatlar da 150 TL, 148 TL'nin altında aylık kapanışlar olmadıkça Tüpraş'ta genel yön yukarı yönlüdür. Bakın aylık görüntülere baktığımızdan dolayı destek bölgelerini de aylık söylemek zorundayız ve ay sonuna bakmak zorundayız. Eğer fiyatlarda 150 TL civarı gelirse buraların şahsen ben alım fırsatı olacağını, bu bölgelerden yukarı yönlü dönüşlerin başlayacağını şahsen düşünüyorum. Buralara düşer düşmez bunları bilemem. Ama buralara düşerse bu bölgeler alım fırsatıdır. Ben sizlere 150 TL civarının alım fırsatı olacağını, hatta fiyatlarda 160 TL'lerin kademeli olarak alım yerleri olduğunu, fiyatlar 200 TL civarındayken söylemiştim. Geçmiş yayınları izleyen arkadaşlar hatırlıyorlardır. 204 TL yüksek riskli satış bölgesi dedim ve buralardan ilk olarak 175-180 TL bandına düşer. 200'lere doğru bir yükseliş yapar. Sonrasında da 160 doğru bir gevşeme olur demiştik. Beklentilerimiz konuştuğumuz gibi, stratejiyi kurduğumuz gibi oldu ve 160 TL civarından Tüpraş'ın tepki verdiğini görüyoruz. Yani aylık görüntülerde ana destek noktamız 150 TL civarından geçiyor arkadaşlar. Bu bölgelerin tutması ihtimalinde önümüzdeki orta ve uzun vadede minimum fiyatların 300 TL ve üzerine gitmesini şahsen bekliyorum. Şimdi gelelim günlük ve kısa vadeli görüntülere. Arkadaşlar majör planda eğer sen yapmış olduğun yatırımı göremiyorsan, kısa vadede piyasa yapıcı seni yenecektir, usandıracaktır. Ama uzun vadeli ekranlara bakarsanız düşüşlerin alım fırsatı mı yoksa satış yapılması gereken fiyatlar mı olduğunu daha net anlarsınız. Şimdi bakın majör görüntüleri kaldırıyorum. Geldik minör görüntümüze. Burada yapmış olduğumuz referans noktalarını size gösteriyorum. Noktalara bakabilirsiniz. İki tane dip, bir tane tepeden oluşan bir yükselen trendimiz vardı. Ve fiyatlarda 204 TL'nin önemli bir direnç olduğunu söylemiştim. Milimetrik olarak fiyatlar 204 TL'ye geldi ve aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Şimdi normal şartlarda fiyatların ya bu mavi yükselen trende değmesi beklenir, o da 159 TL civarından geçiyor. Tabi hangi zamansallıkta fiyatlar buraya gelecekse ona göre değişkenlik gösterir. Çünkü bakın buradaki mavi yükselen trend bir yükselen destek noktası olduğundan dolayı fiyatlar ne zaman buraya gelirse orası tekrardan destek olarak karşımıza gelir. Eğer fiyatlarda beyaz yükselen trend trende kadar, yani trendin üst bandına gelmiş ve alt bandına gelmesi normalde beklenir, o bölgede 155-156 TL civarlarından geçiyor. Majör görüntülerde 150 TL bizim destek noktamız. Minör görüntülere baktığımızda da 150 TL ile 162 TL band aralığı güzel alım bölgesi olarak karşımıza geliyor. Arkadaşlar piyasalarda hiçbir şeyin dip noktasını bulamazsınız. Güzel şirketlere, karlılığı yüksek temettüsü olan şirketlere
makul bölgelerden kademeli bir şekilde alıp kenara atmak daha doğru olacaktır. Dolayısıyla 150 TL'ye kesin düşecek diye bir şey yoktur. Bakın burada yatay destek bölgesini söyledim. Arkadaşlar 158-160 TL civarı yatayda bir destek bölgesidir. Bu bölgelerden tepki alması beklenir dedik ve bu bölgelerden tepki aldığını görüyoruz. Şimdi bu kadar sert düşen bir hisse senedinin bir anda yukarı yönünü dönüp düzeltme yapmadan gitmesi teknik olarak beklenti dahilinde değildir. Dolayısıyla fiyatlarda belki 180 TL'lere doğru bir yükseliş olabilir. 171 TL'nin haftalık olarak üstünde kapanış yapıp yapmadığına bakmak lazım. Ama her halükarda ben bir R hareketiyle buradaki yükselişi yatayda bir düzeltme yapıp ondan sonra gitmesini şahsen beklerim. Dolayısıyla fiyatlarda gevşemelerin önümüzdeki hafta olabileceğini şahsen düşünüyorum. Bayram öncesi 1-2 gün ve bayram sonrası 1-2 gün piyasalarda olumlu hava oluyor. Genel itibariyle hep böyle oluyor arkadaşlar. Ama bayramdan sonraki hafta bir düzeltme geldiğini görüyoruz. O yüzden önümüzdeki haftaya dikkat etmek lazım. Hocam senin beklentin nedir dediğinizde, bakın bu şekilde sert düşmüş. Burada bu düşüşün bir tepkisini yapıyoruz. Burada Tüpraş'ın yaptığı bir yükseliş trendi değildir arkadaşlar. Yükselemez mi? Tabii ki yükselebilir. Yükseliş trendi oluşturamaz mı? Tabii ki oluşturabilir. Ama burada yaptığı teknik ve bilim olarak buradaki düşüşün bir tepki yükselişidir. Bu tepki yükselişi 170-175 veya maksimum 180'lere doğru gidebilir. Sonrasında ise fiyatların aşağı doğru düşmesi beklenir. Bakın fiyatlarda şöyle bir 175'lere kadar gitme makul karşılanabilir. 175'lere kadar gitti diyelim. Veya 171'de şu anda buraya kadar gitti diyelim. Normalde beklenti tekrardan aşağı doğru bir düşüş yapması ve gidecekse bundan sonra bir hareketlilik içerisine girmesi teknik olarak beklenti dahilinde olacaktır. Benim şahsi düşüncem bu şekilde. Hemen uçup kaçmasını şahsen beklemiyorum. Şu düşüşün bir tepkisini yapmasını, sonrasında tekrardan kafasını aşağı inmek suretiyle düzeltmeyi tamamlamasını bekliyorum ve ondan sonra yukarı yönlü gitmesini bekliyorum. Eğer düzeltmelerde piyasada satışlar derinleşirse 150 TL'ye kadar olmasını, daha da aşağılara gelmesini şahsen beklemiyorum. Ama 150 TL 162 TL bant aralığı coin bulucuya göre güzel alım bölgeleri olduğunu da şahsen düşünüyorum. Çok sert düştü. Tüpraş gibi, Türk Hava Yolları gibi, Aselsan gibi, Koç Holding gibi hisse senetlerinde, boğa piyasalarında düşüşler her zaman alım fırsatıdır. Çok fazla korkmamak lazım. Piyasada küçük aşağı yukarı hareketler olabilir, ancak genel yönün yukarı yönlü olduğunu, yaz ayları sebebiyle biraz dalgalanmaların az olması beklenir ama sonrasında fiyatların yukarı yönü döneceğini şahsen bekliyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle Tüpraş'ta aşağı doğru tekrardan bir düzeltme durumu oluşabilir. O yüzden dikkatli olmanızı sizlere tavsiye ederim. Tabi hangi zamansallıkta yatırım yaptığına sen karar vereceksin. Kısa vadeli yatırım yapıyorsan biraz beklemek lazım. Fiyatların gevşemesini görmek lazım. Uzun vadeli yatırım yapıyorsan düştükçe toplamak daha doğru bir strateji olduğunu şahsen düşünüyorum. Tüpraş'ta görüntüler bu şekilde arkadaşlar. Minör bantlarda da zaten güzel çalıştığını, kanal orta bandının ve kanal üst bandının iyi çalıştığını gördük. Fiyatlarda eğer bu bant aralığına göre hareket edecekse de, bakın yükselen trendimizin destek noktası 1 Temmuz tarihinde eğer fiyatlar buraya gelirse 159 TL oluyor. Veya daha altına geldiği ihtimalde de 154 TL olarak karşımıza geliyor. Yani fiyatlarda illa da aylık görüntülerde 150 TL görülüyor diye bu bölgeye kadar beklememek lazım. Tüpraş'tır bu, düzeltmesini yapar, hızlıca dönebilir. Ama şu an itibariyle hocam bir dönüş bekliyor musunuz dediğiniz noktada, burada sert düşüşün bir tepki yükselişi olduğunu, hemen yukarı yönlü V şeklinde bir dönüş olmayacağını şahsen düşünüyorum. Bir tepki yükselişi bu. Yani buradaki düşüşün bir tepki yükselişi, tekrardan kafayı aşağı doğru eğmesini ve 160-162'lere doğru tekrardan bir gelme ihtimalinin olduğunu şahsen düşünüyorum. Tüpraş'ta düşüncelerimiz bu şekilde. Lütfen yayınları izlerken abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Coin Bulucu'nun katıl dahil olmak üzere Telegram, WhatsApp, özel oda, grup gibi herhangi bir ücretli platformu yoktur. Bu yayınları eğitim amacıyla ve yatırım tavsiyesi olmadan sizler öğrenin diye şahsen ne biliyorsam elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Sizlerden ricamız bu hizmete karşılık beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmemeniz. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.